çok akıllı telefon bağımlılığı olan 10 ülke arasına girmişiz hocam. 8. sıradayız herhalde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi valla akıllı telefon bağımlılığı derken bunu sormaya kalktığın zaman o zaman şu masadaki telefonları kaldırın. Akıllı telefonumuzdan öğrendik bu arada. İlk biz Şimdi öğrendik. normal şartlarda bir teknoloji varsa teknolojinin kendine ait bir suçu yoktur. Mesela misal diyorum sana. Yerinde duran bir bıçağın veya yerinde kullanılan bir bıçağın ne yoktur? Suçu yoktur. Yerinde kullanılan bir bıçağın ne yoktur? Suçu yoktur. Ama bıçağa kalkarsan ne yaparsan kötüye kullanırsan baştan aşağı nedir? Suçtur. O yüzden dolayı normal şartlarda eğer sen teknolojiyi yani akıllı telefonmuş veya buna benzer şeymiş ne olursa olsun eğer onu istenilen kıvamda ne yaparsan kullanırsan bunda sıkıntı olmaz. Ama şimdi geçen bayağı oldu gerçi bayağı oldu. Bir oyun çıkartmışlar. O oyundan etkilenen çocuklar Allah muhafaza ölümle karşı karşıya kalıyormuşlar yani. Şimdi ben onlara ne yapıyorum bilmiyorum. Abi, Sadece mavi balina olabilir. Şimdi bakan diyor ki, bakan bu normalde bildiğin bir bakan yani. Diyor ki, anneler babalar diyor, aman dikkat edin diyor. Çocuklarınızı bu oyunlara yapmayın, kaptırmayın. Allah'ım dedim ya Rabbim ya. Sen necisin? Harbi bakanmışsın yani. uzaktan bakan. Sen necisin ya? Ya sen niye bu işi engellemiyorsun? Ya Türkiye bu işin bu şekilde zararlı olan bir şeyin girmesini niye müsaade ediyorsun? Bu bizim çocuklarımıza, gençliğimize zararlıdır diye bunu niye sen geriye göndermiyorsun? Niye engellemiyorsun? Sen anne baba garibim sosyal medyadan bile anlamıyor. Bırak sosyal medya oyundan sosyal medyadan anlamıyor. Çocuğun ne oyun oynadığının farkında bile değil. Nerede nasıl dolaştığını onu farkında bile değil anne baba. Böyle bir anne babaya sen kalkıyorsun diyorsun ki ne yapma? Çocuğunu engelle diyorsun. O yüzden şimdi akıllı telefon veya buna benzer sosyal medyada ne varsa günün şartlarındaki hükümet en de sen bu işin yönlendiricisin. Sen bu işin başındasın. Sen bu insanları, bu evlatları, bu nesilleri bozacak ne varsa olumsuz hepsini ne yapmalısın? Engellemelisin. Oy kaygısıyla veya buna benzer belli kaygılarla bunun sen serbest bırakma şansın yok. Olmamalıdır. Sen bunu halkını korumak zorundasın. Nasıl onların maddi korumak zorundaysan, gerçi ahlaki bakımlardan da ne yapmak zorundasın? Korumak zorundasın. Yoksa diğer türlü sen söyle. İşte anneler koruyun, babalar koruyun. Tabii onlar da korusun elinden geldiği kadar ama ya samimiyetle söylüyorum çoğu anneler babalar o çocukların oynadığı oyunların neyinde değiller. Ya çoğu farkında değil ya. Ne içerdiğini farkında değil. O oyunların içinde gerçekten çocukların beyin altında ne yerleştirdiklerini farkında değil. Oyun çocukların gerçekten hakikaten o oyunların devamında o çocukların nerelere sürüklendiğini farkında değil. Değil yani bir bakacaksın Allah muhafaza etsin her türlü olumsuzluğa. Her türlü olumsuzluğa sürüklenen bir nesil gençlik geliyor. Bir bakacaksın ondan sonra eyvah diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak. O yüzden bunun bu işinin başındakiler ne yapmalı? Bu işe engel olmalı. Ben de bugün bayağı her tarafa konuşuyoruz. Dur bakalım en son nereye gideceğiz.